Tam bir manşette çok özel bir konuğumuz var. Profesör Doktor Sayın Tolga Aydo. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, aynı zamanda da spor hekimi. Tolga Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkürler, sağ olun. Sizler de iyisiniz umarım. Sağ olun hocam. Bilimin böyle yükseldiği günler gördük ya, o açıdan mutluyum şahsen kendi adıma. Sonuçta bütün doktorlarımız, bütün hocalarımız her zaman çok değerliydiniz ama sanki şu an çok çok daha o değere insanlar ulaştı. Sizlere ne kadar çok ihtiyacımız olduğu bilinci toplumda oluştu. Önder Özen'le birlikteyiz sevgili hocam. Müsaade ederseniz Merhaba. İlk soruyu Önder Hocam sorsun size. Lütfen. Değerli hocam merhaba tekrar, hoş geldiniz. Merhaba. Benim merak ettiğim, sizin gözünüzden bu yaşanan süreci de biliyorsunuz, takımlar tekrar toplandığında hem tıbbi olarak hem fiziksel olarak, fiziksel hazırlığı yani yüksek eforlu tekrar futbol oynayabilmek için ne kadar süreye ihtiyaçları var? Birincisi bu. İkincisi de o süre içerisinde maçlar tekrar başlayana kadarki süreçte ne tip sorunlar yaşayabilirler? Yani kas iskelet sistemi üzerinde de olabilir. Yani kassal sorunlar da olabilir. Performans sorunları da olabilir. Sizin pencerenizden nasıl sorunlar bekliyor futbolcuları? Cevaplamaya çalışayım. Şimdi şöyle bir gerçek var ki maalesef hepimiz ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Tüm dünya pandemiyi sağlık ekibi de bilirdi ama ilk defa bu kadar yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Dolayısıyla etkilerinin de ne olacağını çok iyi kestiremiyoruz. Çünkü bu dönem tüm sporcuların formlarını çok yükseğe çektikleri ve takım oyunlarını maksimal düzeyde ortaya koydukları bir dönemken, şimdi aşağı yukarı bir aylık periyotta hiç antrenman yapmıyorlar takım olarak ve bireysel olarak da antrenmanların dozunu çok düşürdüler. Dolayısıyla bu sürenin sonunda sporcular kendilerini hem fiziksel hem mental nasıl hazırlayacaklar hakikaten önemli. Ama süre çok zor söylemek. Yani takım olarak, takım bireysel olarak hazır olabilir ama tekrar takım olma hürriyetine ne zaman kavuşur? Takımdan takıma çok değişecek. Belki bireysel oyuncuların ön planda olduğu takımlar bu anlamda bir adım öne çıkacaklar mı diye düşündürtüyor. Sağlık sorunlarına gelince bir takım sporcular, bugün konuştuğum birkaç tane bireysel sporla uğraşan sporcu arkadaşım aslında bundan olumlu etkilendiler maalesef. Sağlık sorunlarından dolayı katılamadıkları turnuvaları yakalama şansları oldu. Dolayısıyla böyle bir olumlu taraf olmakla beraber sporcuların kendini toparlamaları için bir fırsat vermeleri açısından. Genel anlamda sporcuların tabii ki geri dönüşüyle ilintili mutlaka yitirdikleri bir kuvvet, mutlaka yitirdikleri bir patlayıcılık, mutlaka yitirdikleri bir dayanıklılık süreci olacak. Ve şeyi de bilemiyoruz. Federasyon izin verecek mi buna? Verirse ne kadarlık bir süre çizecek önüne? Çünkü Almanya'nın Mayıs başında vereceği konuşuluyor. Ama ne kadar doğru bilemiyorum. Bizim federasyonumuz ne yapacak? UEFA ne yapacak? Ve sporcular bu dönemde hazırlanabilecekler mi takım olarak? Hakikaten hepimiz için biraz muamma gibi gözüküyor. Hocam siz sezon başında çalışmalara başladığınızda tabii bunu bir periyoda dahil ediyorsunuz. Yani çocuk işte 4. hafta 5. haftadan itibaren maksimum performansına ulaşmaya başlıyor. Bizim bıraktığımız zaman 24. hafta 25. hafta neyse. Ama belki de en iyi olmaları gereken dönemde o futbolcuları biz aldık. Kardeşim gel sen evinde otur dedik. Şimdi evet. Bu arkadaşlarımız, bu gençler tekrar dönerse inşallah Mayıs'ta, Haziran'da bilmiyorum. Benim kafamdaki soru işareti şu. Havalar ısınacak. Bu sıcak havaya o futbolcular nasıl reaksiyon gösterecekler? Bu bir sakatlığa yol açabilir mi? Normal kışın oynamaya alışık bünyeler Mayıs ya da Haziran sıcağı ki çok çok daha fazla olursa nasıl etkiler futbolcuları? Tabii o da ayrı bir konu. Yani tabii o boyutta çok değerlendirmemiştim aslında ama Temmuz sıcağı hakikaten kötü etkileyecektir. Ama Mayıs, Haziran belki sporcuların daha keyifle antrenman ve maç oynayacağı dönemler olabilir hava sıcaklığı açısından. Ama gerçekten sıcağa maruz kalırsak ki mevsim çok değişti. Düne kadar, evvelsi güne kadar hava hakikaten sonbahar, kış mevsimini yaşatırken şimdi bir anda ciddi bahar geldi. Gerçek anlamda sıcağın etkisi olacak olursa demin bahsettiğim gibi hakikaten
bilemediğimiz bir sürü parametreyi yönetmek konusunda zorluk yaşayacağız. Özellikle futbolda. Takım sporlarında yani salon sporları nispeten bundan kolay atlatacaklar diye düşünüyor. Klimatize salonlardan dolayı ama eğer Temmuz'a kalacak olursa, Temmuz'un sonuna hakikaten sıcağın etkisi olacak diye düşündürtüyor.